hocam. 80'lere kim geldi? 80'lere Yılmaz Vural geldi. Hocam hoş geldiniz. Sağ ol canım benim ya. Hocam. 80 diyorsun da tam 80, 80'in Nisan'ıydı ben. Almanya'ya gittim. Eğitimi tamamlamaya. Tam yani başı benim gidişime denk geliyor. Özel bir gün tabii ya. O zaman düşünsene ben 27 yaşındayım. Ve şu anda 40 sene geçmiş üstünden yani. 40 sene. Tabii. Hocam bu arada siz Çınaraltı Spor'un teknik direktörüsünüz artık şöyle değil mi? Koy, şöyle yap da gözüksün. Bak Çınaraltı. Çınaraltı Spor'un teknik direktörü. Çınaraltı. 'Cam isminiz de İmdat Hoca oldu. İmdat Hoca. İmdat Hoca. Hocam yani, güzel bir isim bulmuşlar. Çok güzel değil mi? Çünkü başı sıkışan seni çağırıyor. Acil antrenör. İmdat diyorlar. Acil ama her şeyin acil doktor olmak, antrenör olmak iyidir ya. Hayat kurtarıyorsun. Hocam yani. Tabii ki ya. Unutulmuyor. Kaç tane hayat kurtardınız? Belki kaç tane takım kurtardınız? İnsanların bize karşı çok sempatik, çok sevgi dolu olması ondan kaynaklansa gerek. Kesinlikle. Zor zamanlarında hep yanlarında oluyoruz. Kesinlikle. Zaten Davul Zurnay'la karşıladık hocam. Hayır, size. Canım sizin ya. Ya bir kere burada çok mutlu oldum. Sağ olsun bir oğlum benim canım ciğerim arkadaşım. Dedi ki Yılmaz dedi böyle bir ufak bir şey de oyna da. Ne demek ya dedim ya. Becerebilirsek ne mutlu bize. Hocam becerdiniz de maşallahınız var. Rasim efendim diğer arkadaşlarım işte Şoray'dı, Ceyhun'du, Ayşe Tolga'ydı. Daha evvelden çok samimi oldum arkadaşlarım hepsi. Burada onları da görmüş olduk. Hocam baya güzeldi. Çok güzel sen bir yer yapmış buraya bir oldu ya. Aynen hocam burası bir mahalle. Bilmiyorum, buranın yerlisidir mi? Tabii, bütün bu Bayramoğlu, Darıca, baba bütünler yeri almış yani. Yüz dönüm mü? Kaç dönüm? Hani aramızda vallahi, kalsın. Vallahi biliyorum hocam. hocam. Kolay değil. Yedinci sezon birader. Yani. Değil mi? Hesaplayalım hemen hocam. Evet, şöyle kaç yapar. Ya, matematik yaparım. Bak sen de oyunun bir bölümünde işte benim 6000 küsür pas yaptık. Yok bilmem ne şu kadar yere düştük falan. Yani bu iş hesap gitmemiş ya. Ya hocam o yere düşmeleri gelince. Hocam nasıl bir heyecan var size değil mi? Sahaya düşüyorsunuz. yani bir, bu bir duygu alışverişi ya. Yani biz bu işi öğrenirken bize dediler ki bakın kendi grubunuzla, seyircinizle, oyuncunuzla bir başarılı olmak için bir alışveriş yapın. Yani. Karakter alışverişi olsun. Sizin o başarma isteğiniz, duygunuz onlara yansısın. Onların isteği size yansısın. Bu iş böyle oluyor. Bak dediler. Hocam ama... Ya ben izliyorum. Sizin olduğunuz siz teknik direktörsünüz. Ben o maçı izliyorum. Çünkü bekliyorum Yılmaz Hoca ne yapacak? ya inan onları içimden geldiği gibi yapıyorum yani. Sanki kimse yokmuş gibi. O andaki zaten çok doğrusu. O andaki yani bir oyun anımı falan yok orada. Yok zaten bir samimiyet, bir iştenlik var, iştenlik var. Yani insan oynar da bu kadar uzun süre oynar mı? Yani? 35 sene oldu ya. O kadar sempatik insanlar yaklaşmaz hocam. Teşekkür size ederim. Anlarla. Sağ ol. Hocam bir şey soracağım. 80'ler artık küme düşmez. Yani biraz zordayız. Birol çağırdı. Şimdi kümede tuttuk. Şampiyonla oynayacağız ya. Zaten oynuyoruz ya. 80'ler şampiyon olmuş bir dizi. Ne zaman biteceğini Allah bilir. Hocam bir şey soracağım. Bu kadar takım çalıştırdınız. En ama en böyle unutamadığınız maç hangisi? Çok klasik bir soru ama gerçekten ben merak ediyorum. O kadar çok ki ya. Hangi birini söylesem? Hangisi hocam? Aklıma mesela en son taze gelen Adana Demirspor'la Alanya maçını oynadık. Orada kazanan lige çıkacaktı Süper Lig'e. Orada penaltılarla kaybettik. Hadi ya. Ama ertesi sene tesadüf Eskişehir'de Göztepe oynuyoruz. Ben Göztepe'nin üyesiyim. Bu sefer penaltılarla kazandık. İşte. Yani, o penaltılar... Kazandınız yani. Göztepe'den ne oldu hocam? O penaltı paketinden de gitti. Teşekkür bile etmediler ya. Böyle bir şey olur mu? Acele aman dediler bundan kurtulalım. Ya ne bileyim ben bir şey var bende de ben kendime soruyorum hocam, yoksa. O zaman çıkartıyorsunuz bırakıyorsunuz. Ben bırakmıyorum ya. Beni bırakıyorlar.
Yok yok, hepsine dostuz. Hocam çok sağ olun. Ben de 80'lere geldiniz. İyi ki geldiniz. Olur çok sağ olun. Ya, çok mutlu oldum çok burada. Çok sağ olun hocam. Biz çok her mutluyuz. Şey çok güzeldi. Çok ben de size teşekkür ederim. Bu Ceyhun sizin taklitinizi yapıyor ama. Ceyhun bu. Kokusunu alıyorum. Evet, sağımda evet, solumda bir yerde geldi. Bir yerde. Yoğun çabalar sonucunda ben Komolli gibi getirdim seni. Komolli. Ama şimdi düşünün ne zaman götürsem diye düşünüyorum. Hayır hayır hep bizde. İmzalar attı. Tamam artık imzayı attı. Cem bir yapsana. Yapamam ya. Başver hocam burada şimdi başla. Bana bak orada dediler ki bana bir kısımda yazılmış hani ben imzayı kağıtlara değil kalplere atarım kardeşim. Yine sağlama aldık imza attım ben de. Aramızda kalsın yani.